telefonu kapat. Nasıl bunu yapar ya? Benden bir herkesten dua alıyorsun. Ciddi mi diyorsun? Bak, ben de şey diyorum ya, eğer bu rinoplasti günahsa biz yandık. Karşınıza geçip bu süreçte neler yaşadım, burun estetiği olmaya nasıl karar verdim? Kıvrıla kıvrıla yüzüyor, çalıkçı Hasan geliyor. Hayır, kapat, baştan çık. Başlangıcımız böyle olmamalıydı ama her neyse. Herkese hayır, merhaba. Ya, hayır, ben kabul etmiyorum bunu. Ben kabul ediyorum. Küserim. Niye şımarıyorsun? İstemiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Anıl Göçmen, eşim Burcu Göçmen. Kanalımıza yeni katıldı kendisi. Sesini birazcık daha yüksek ses. Kanalımıza yeni katıldım ben. Onur, kafamı karıştırdın. Ne söyleyeceğimi unuttum ya. Baştan açalım. Hayır. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni takip edenler varsa ben Burcu Göçmen, eşim Anıl Göçmen. Ben uzun zamandır istediğim, çok araştırdığım ama bir türlü karar verip yaptırmadığım bir şey yaptırıyorum bugün. Burun estetiği yaptırıyorum. Tıkanma problemim var vesaire deyip bunların altına sığınmayacağım. Çünkü estetik olan çok kişi bunu söylüyor. İşte benim et vardı, tıkanmıştım vesaire. Yalan. Yalan yani. İnanmayın. Evet, benim şu deliğimden nefes alamıyorum. Ama bu benim hayatımı etkiliyor mu derseniz etkilemiyor. Burun ameliyatı olmamın en büyük sebebi estetik. Şöyle bakarsanız büyük bir buruna sahibim. Rabbim yaratmış. Allah günah yazmasın ama çok beğenmiyorum. Bugün günlerden pazartesi. Bu arada bu vlogu ne zaman koyarım bilmiyorum. Bugün tahlile geldik. Korona testi vesaire yaptıracağız. Ben yaptıracağım. Eşim de yanında refakatçi kalacak. Ama o yaptırmayacak. Ben yaptıracağım. Şanslıyım. Aynen. Korona testi yaptıracağım. Tahlillerimi yaptıracağım. Doktorla son bir kez daha görüşeceğim. Çarşamba günü de Allah'ın izniyle ameliyat olacağım. Biraz korkuyorum. Korkmuyor değilim. Ama çok istiyordum bu ameliyatı. İnşallah Rabbim gönlüme göre verir ve istediğim bir burun olur. Olmazsa üzülürüm çünkü. Ben ameliyattayken her detayını çekersin, olur mu Anuş? Unutma. Girişimi, çıkışımı vesaire her şeyi i̇nşallah. Yani. Anuş, nasıl inşallah ya? Anıl benden daha çok heyecanlı. Duruyor duruyor bana diyor ki bir haftadır her gün her sabah korkuyor musun? Korkuyor musun? Doktorun yanında görüşürüz o zaman. Can Bey, nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Sizden ne haber? Ben deyim, heyecanlıyım. Hoş bulduk. Tahliller anca bitti. Evet. Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Günüm geldi, çattı diyorsun. Şimdi ameliyat öncesi ses kanalına. Kan Bey, kontrolümüzü yaptık, son kontrolü. Kontrolleri tamamladık. Nasıl bir burun yapacağımızı anlattık. Evet. Benim anlattığım şeylerin aynısını Burcu da bana anlattı. Evet. Yani şeyimiz, sizin stiliniz daha burun frekanslarımız tuttu. Aynen öyle. Amacımız zaman... zaten güzel olan Burcu'yu daha güzel yapmak. Yani. Peki o zaman çarşamba günü görüşürüz. Çarşamba günü ilk vaka sabahtan alacağız. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İnşallah her şey istediğim gibi olacak. Kaan Bey'e çok güveniyorum gerçekten. Şimdi arabaya bindik, gidiyoruz. Saat de 6'yı çeyrek geçiyor. Ay. Beni daha da heyecan bastı. Ya Rabbim. Neyse, Allah'tan doktoruma gerçekten çok güveniyorum. Güvenimi boşa çıkartmayacağına da eminim. Herkese günaydın. Şu an saat 6.40. Ameliyat günüm, ameliyata gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Annemi alacağız ilk. Oradan da hastaneye gideceğiz. Tabii ki de heyecanlıyım. Anıl da arabaya yerleşmeye çalışıyor. Şurası da bana ait. Bakar mısınız odanın büyüklüğüne? Anıl da rahat. Anıl bir korkuyor. Aman Allah'ım, surata bak. Onu dedim, Burcu vallahi. Sen niye bu kadar korkuyorsun ya? Hayır.
Öyle mi? Nasıl? Nasılsın? İyiyim anneciğim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burnuma son kez bakın, sağdan, soldan, köşeden. Sağdan. Hayırlısını iste. Soldan, her köşeden göstereyim bir daha. Problemsiz, sorumsuz bir durum. Göremezsiniz, inşallah canım benim. Sıkıntı, ben ne yapacağımızı şaşırdık. Ama sen hile yapıyorsun, kaldırmıyorsun parmağını. Bak sen var ya, çok fena. Ben yendim. 2-1. Ama ben o sıra anneme bakıyordum. Hayatım, bu sayılmaz lütfen. Yeniden başlayayım o zaman. Hiç heyecanlı değilim, çok anormal. Ne güzel. Vallahi hiç değilim. Niye öyle? Siz daha çok heyecansınız. Oldu mu? Önlük çok inceymiş, o yüzden detaylı çekemiyoruz. İçim gözüküyor. Kendine nasıl bunu yapar ya? Şaka gibi. Sen ne çekmişsin? Hiçbir şey yapmıyorsun. Dur be, bir şey çektim. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yemin et, bastım işte. Böyle bir şey değil ki, resimden çekmiş. Ağaç burnum güzel mi? Çok güzel. Aa, ne demek? Ha. Bakayım, çek çok bir güzel. Tane fotoğraf. Tamam, onu çekiyorum. Ayy, götüm acıyor resmen. Kaç saattir duruyorsam böyle. Burcu, yastığı şeysin istersen. Alıyorum. Burcu'nun ameliyat sonrası görüntüsünü göstereceğiz. Önce tabii... Önce bir öncesine bak Burcu. Tamam. Ay çok heyecanlı şu an. Gözünüz nasıl? Dindi burun, kemerli bayağı bir. Evet. Görünüyor, evet. Şimdi bir de bir... Ay çok heyecanlandım. Sonrası olayına gelelim. Tabii şu anda ameliyat sonrası kaçıncı saatteyiz? 3-4 saat oldu mu çıkalı? Aşağı. Aynen. Sonsuzluk. Bu da ameliyat sonrası görüntüm. Çok güzel. Yaklaş. Bakar mısın? Alın burun geç. Hiç ağrımsızım olmadı burnumla alakalı. Evet. Gerçekten hiç olmadı. Sadece kafası, yalan evet, yok kafası yani. Aşırı bir kafası ağrıdı. Yani onun dışında. Ay çok güzel. Buz uygulayalım. Ödem olmasın. Aynen. Zaten ödem çok olmayacak. Ondan korkma. Herkese merhaba. Dün video çekemedim. Çünkü ilk gündü. Narkozun etkisi vesaire. Bugün... Birinci gün. Yani ertesi gün oluyor. Bu arada söylediklerim anlaşılıyor mu bilmiyorum ama konuşuyorum. Öyle bence 3 gün sonra falan daha iyi olacak. Herkese merhaba. Bugün ameliyatım. Bugün günlerden cuma, ben çarşamba günü olmuştu. Ameliyatım üçüncü günü oluyor değil mi? Çarşamba, bir, iki, üç. Ya da ikinci günü mü oluyor? Ben onlara pek şey yapamadım. Umarım konuşmam belli oluyordur. Çekemedim sanırım yani arkadaşlar. Anamızın kanına söyleyeceğiz ya. He? Annem benim. Benim söylediklerim anlaşılıyor mu anne? Seni çekiyorum şu anda. Ha. Hakkını helal et Binnuşum. Allah razı olsun. Yavrum kızım benim, bana hoş olsun yani, ben mecburum. Allah Allah, bir kere razı olsun Binnuş. Kızından da başka versin. Annelik böyle gibi. Canım kocacığım bana gül gibi bakıyor. Bugün ameliyatın dördüncü günü. Ve ben bu kadar çirkin olur muyum bilmiyorum. Ve her zamanki gibi çok güzelsin. Yalan söylüyorsun. Vallahi çok güzelsin. Buralarıma sanki taş koymuşlar. O kadar zayıfladım. Yüzüm çöktü. Tekrardan şişti. İnecek birkaç güne. Fişek. Evet. İnşallah. Videolu vloglarda diyorlar ya. Bugün üçüncü gün konuşmam böyle. Konuşmam böyle. Yok, bugün konuşmam iyi bence. İyi. İki gündür kötüydün de bugün iyisin. Aynen. O yüzden video çekmeye fırsatımız olmadı. Olacak olanlar olmasın diyormuşum. Burnum hiç ağrımadı ki. Daha çok evdeyiz. Tampona kaç gün var? Bugünü saymasak 3. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Çarşambayı sayma. Bugünü sayma, çarşambayı sayma. Bugün.
sürdün mü içeri? Evet. Teşekkür ederim. Burnun çok sert. Burası mı? Alçı var orada çünkü. Çok garip geldi elime. Burada çok sert diyor. İlaçlarım tutmuş 460 lira. Dakikamış bütün ilaçları sürdürüyorum anala. Hakkını verelim diye. Morluğum falan, morluk için krem yazmış doktor. O kremi gerçekten çok beğendim. Çünkü morlukları bence krem sayesinde olmadı. Şu göz kapakları falan ilk gün morarcak gibiydi. Şu an öyle bir morarıklık yok. Krem sayesinde bakın morarıklığım kalmadı. Sadece sincap gibi şiştim buralarım. Yani çok güzelsin. Ama bana her halinde çok güzelsin diyor ama inanmıyorum. Herkese merhaba. Ameliyatın 6. günü. Kalışmam böyle. Nezle mi görmüştüm bunu? Birinde görmüştüm. Bunu hala takıyorum çünkü ya belki tiksinirsiniz ama sarı sarı sular geliyor. O yüzden takmak zorundayım. Ödümü biraz daha geçti diye düşünüyorum ama sincaba benziyorum. Şuralarımda oturan elmacıklar var resmen. Anıl diyor ki konuşman hep böyle mi kalacak? Dedim tabii ki daha hayır. Şu an şu üst dudak yok arkadaşlar. Bakın hareket ettiremiyorum. Giremiyorum. Üst dişlerim gözükmüyor. Bir an önce saçımı falan yapıp böyle makyaj yapacağım günleri bekliyorum. Herkese merhaba. Bugün ameliyatımın 7. günü. Dün sanırım video çekmedim. Bir önceki günde. Misafirler falan gelmişti. Şu an tamponları aldırmaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Makyaj yaptım. Randevum saat 6'daydı ama biraz erken geldim. Şu an saat 5.22. Çok yoğun olduğu için zaten her koşulda bir yarım saat bekliyorsunuz. Bari gireyim de beklerim dedim. Burcu Göçmen. Duyamadım. Burcu Göçmen. Ooo kanka. Hoş bulduk. Nasılsın Esma? Biz Esma ile dışarıda konuştuk. Siz nasılsınız? İyidir. Teşekkür ederiz. Çalışmaya devam ediyoruz. İçi diren bir çekirdek geldi. Farkında mısınız? Ya içi çok, biz çok tanıyorum. Yok be. Her zaman gördüğümüz manzara. Gerçekten mi? Ay içinden bir şeylik çıkacak. Çok tanıyorum. Demin çıkardık işte hastanın yerine. Gördün mü? Temizliyor. Utandım ikisini. Yok. Dedim ben de normallik var. Pasak. Ama temizliyorum sürekli. Çok şey sıvı geliyor. Evet. Hayatım en güzel çıktığım açıya yerler misin lütfen? Evet. Doktoru da gömme arada. Beni de böyle şey çek. Ne ki her yerden güzel çıkıyor. Şimdi. Şöyle tuttum. Hafiften şöyle çekeceğim. Çıktı mı? Bu bir. Bu tampon mu? Bu kanatları tutsun diye koyduğumuz şey. Bir de splint diye. Tampon esas o. Onu da öyle ağrılı bir şey değil. Burun içinde ipi kesiyorum sadece. Sana hiç dokunmayacağım. Tamam. Kestim. Şimdi o splint alacağız. Yavaş yavaş çekeceğim. Hop. Biraz daha dur. Bitti. Bu kadar. Hiç hadi. Bu kadar. Hop. Bunu da aldık. Aynen bu kadar. Çek nefes bakayım. Ay koku aldım. Gerçekten koku aldım. Şükürler olsun. Bütün kokular alıyorum şu anda. Nefes olayı böyle. Evet. Şimdi olayın magazinsel boyutuna geçelim. Tamam. Resmen alçı seni tutmuş bırakmıyor ha. Nasılsın? Küçük bir masaj yapacağım.
ne diyorsun? Senin yorumunu alalım önce. Mükemmel bir Burcu görmeden. Bayağı değişti. Çok merak ediyorum. Nasıl duruyor oluş? Çok güzel oldu. Biraz ödemli tabii. Haftaya çok daha bomba olur. Çok ya. Da ödemli değiliz tabii. Çok da ödemli değil ama korkma. Çok merak ediyorum. Ben görecek miyim? Yok, sana göstermeyeceğim. Aynaya bakma sen, aynaya bak. Evet. Çok heyecanlı. Evet, bu aynayı bana. Şimdi Burcu ilk yandan bakıyorsun bu hafta. Yandan kavisini ve öne. Önden de bakabilirsin. O önden hani o kabarık görüntüler falan hepsini aldık. Hazır mıyız? Hazırım. 3 2 1 Al bakalım. Çok güzel. Çok daha güzel görünecek ama. Beğendin mi? Çok beğendim. Ben çok beğendim. Ağlayınca babam buradan geliyor. Kaç göreceğiz haftaya özellikle. Çok beğendim. Şu an böyle de kalabilirim. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten elinize sağlık. Senin gibi hasta yani bizim için çok kolay oldu, çok kolay geçti süreç çünkü bize bıraktın. Bu kadar iyi beklemiyordum ya. Ciddi mi diyorsun? Gerçekten. Vallahi beklemiyordum. Ben hep kendime şunu dedim. Her koşulda eski halinden daha iyi olacak. Yani ne kadar kötü olabilir ki dedim. Ki zaten size çok güvendim ama ister istemez insanın endişe anlıyorsunuzdur. Yani. Ama çok güzel. Zaten size çok güveniyordum. Koray abi de söyledi hani gözün kapalı güvenebilirsin diye. Çok güzel ya. Herkese tekrardan merhaba. Yine arabadayım. Çünkü bugün ameliyatımın 15. günü. Şu burnumdaki bantlar ve kenardaki dikişler alınacak. Diğer günleri, yani tampon alındıktan sonraki günleri çok fazla çekmek istemedim. Sizi sıkmak istemediğim için. Çünkü ondan sonraki süreçte bir sıkıntı yoktu. Bant takıldı. Sadece şu yandaki dikişler de alınacak. Onlar artık çok kaşın. Anıl bulacaksın. Durmayacaksın sandım. Onlar artık çok kaşındırmaya başladı. Çok rahatsız oldum. Bugün bantlar da dikişler de alınıyor. Ya Rabbim şükürler olsun. Bitti gitti yani. Kurtuldum. Merhaba herkese. Tekrardan Selamlar. Hocanın yanındayım. Evet. Artık şu kaşındıran şeylerden kurtulacağım. Evet. Şöyle. Şöyle. Ay, biraz ödemli ama güzel. Daha biraz daha kavislenecek ama. Tamam. Şöyle bir bak bak basınca gidiyor içine görüyor musun bak? Evet. Şöyle bir burun seninki. Tamam. Tamam. Bak şurası dümdüz. Yani evet. Sıkıntımız yok. Böyle. Hatta bir bant yapsak bile yeri var yani. Ya. Bir operasyon yapayım. Alayım şey. Nereye? Eldiven. Yok yok. İpi keseceğim sadece. Böyle bak şu anda bu hafta çok dikkat edeceksin, tamam mı? Ya. Şişmesin. Aslında sen biraz da dikkat etmemişsin. Tabii. Şöyle biraz şişmiş bu. İstediğimden şey değil. Şu anda şişik yani. Kafayı öne eğme, ağır kaldırma. Bunlar çok önemli. Şişer. Biraz şişmiş burnun açıkçası. Evet, yaptım. Tamam. Ya, onlara çok dikkat et. Bu hafta. Bir hafta daha dursun, sonra tekrar bir bakalım. Moraller bozuk. Evdeyim. Biraz canım sıkıldı. Çünkü gördüğünüz üzere burnumda yine bant var. Dikişlerimi aldı. Bantları aldı. Aynı zamanda çorba yapıyorum. Ama burnun geçen haftaya göre daha çok şişmiş dedi. Şiştiği için de tekrardan bantlamak istedi. Dikkat etmemişsin Burcu, eğilmişsin dedi. Ki gerçekten de doğru söylüyor. Çok dikkat etmedim. İş yaptım yani. Mesela bulaşık makinesi boşalttım. Çamaşır makinesi boşalttım. İşte haftaya bandım alınca görüşürüz. Herkese merhaba. Nerede olduğumu anlamışsınızdır. Böyle alelacele girdim yani. Biraz geç kaldım. 5.45'teydi randevum. Şu an saat 6'yı geçiyor.
Burun bandım inşallah çıkacak artık bugün. Şimdi şurada biraz şişliğimiz var, tamam mı? Şuranın oturmasını istiyorum ben. Bir bakarız ona. Duruma göre seni biraz rahatlatırız. Bir bant daha yaparız belki. Tamam mı? Tamam. Bir de dikkat et Burcu. Biraz sen dikkat etmiyorsun gibi. Instagram'da takip ediyorum seni. Yerinde durmuyorsun yani şimdi. Bana diyorsun ki bir şey yapmayacağım ama bir gidiyorsun sürekli geziyor kız yani. Hayır, asla. Vallahi yani. Şey ama bir temizlik memizlik yaptığını görsem direkt story'den cevap vereceğim. Onları görmüyorum yani. Ya ben ama senin storyleri takip ediyorum, haberin olsun. Ev gezmesine. Ya işte kafayı falan çok öne eğme. Şöyle biraz ödemliyiz hala. Normalde biraz daha senin cildine göre oturması lazım. Bak şurada şiş, tamam mı? Bak şurası bile şiş. O yüzden ya. Aşağıda duruyor bir tek, değil mi? Aynen orası? Öyle bak, burada şiş. Şöyle açısı tam bunun normalde. Bir hafta sonra gelsen. Ya. Aynen. Bir hafta sonra gel, bakalım duruma göre. Bir hafta seni bir serbest bırakayım biraz. Tamam. Bir hafta sonra görüşelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu vlogda çok fazla merhaba dedim. Çünkü videonun öyle çok fazla devamlılığı yok. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Bugün burun esteti ameliyatımın birinci ayı ve ben karşınıza geçip bu süreçte neler yaşadım, burun esteti olmaya nasıl karar verdim, bunu anlatmak istiyorum. İllaki olmak isteyenler, araştıracak olanlar çok vardır. Çünkü ben de çok fazla araştırıp bakmıştım. İşte neler yaşamışlar, ağrı olmuş mu? İnsanların çok fazla endişesi oluyor. Öncelikle çok fazla eğri ve büyük bir burnum vardı. Bunu her ne kadar kimse kabullenmese de, Burcu senin burnun güzel, yüzüne çok yakışıyor dese de tabii ki de ben buna inanmıyordum. Ki zaten estetik olduktan sonra herkes şey demeye başladı. Burcu aslında güzel kızdın da burnun biraz seni bozuyordu. İyi oldu yaptırdın diyen çok oldu. 4 senedir çok fazla kafama takıyordum ve çok fazla araştırıyordum. Ama bir türlü karar veremedim. Aslında o kadar çok doktor araştırdım ki evlenmeden önce birçok doktorla görüşmeye gittim. Kafama koymuştum aslında yaptıracaktım. Ama bir şekilde olmadı. Nasip bu zamanaymış demek ki. Eşimle birlikte evlendikten sonra da çok doktor araştırdık. En sonunda benim mide botoks yaptırdığım doktorum Koray Hoca, bizim aynı zamanda akrabamız oluyor. O bana bir doktor önerdi. Şu an estetik olduğum Oğuz Hoca'yı. Gerçekten güzel bir doktor. Gözün kapalı, güvenebilirsin. Adeta bir şaheser yaratıyor dedi. Doktordan randevu aldım, görüşmeye gittim. Zaten ilk görüşmeye gittiğinizde doktordaki o samimiyeti, sıcaklığı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani istersen şimdi ben o kadar çok fazla doktorla görüştüm ki ister istemez doktorla aranızdaki o elektrik bir şekilde uyuyor. Güveniyorsunuz yani. Burun ameliyatı olan insanlar varsa ne demek istediğimi anlıyordur şu anda. Ben Oğuz Hoca ile görüştüm. Tamam dedim. Ben size güveniyorum ve ben size ameliyat olurum. Hatta Anıl'la birbirimize baktık. Anıl'ın da aynı şekilde benimle aynı hissettiğini anladım. Videonun başında da söyledim. Benim çok fazla sağlık problemim yoktu. Yani nasıl yoktu? Video aralarına ekleyeceğim. Ben bir delikten nefes alamıyordum. Sadece bir deliğimden sağlıklı nefes alabiliyordum. Ve normalde hep geceleri ağzım açık uyuyordum. Ve sabah kalktığımda gerçekten çölde kalmışım gibi ağzım kupkuru oluyordu. Bu benim yaşam standardım çok etkiliyor muydu? Şu anda etkilemiyordu tabii ki de. Yalan söylemeyeceğim ve bunun arkasına sığınmayacağım. Benim burun estetiği olmamdaki en büyük etken burnumun eğriliği ve görsel olarak da yani estetik açıdan daha çok ameliyat oldum. Yani demem o ki sağlık problemlerimin arkasına sığınmayacağım. %80-%70 etkenle estetik açıdan ameliyat oldum ben. Görüştüm, ameliyat günüm alındı. Böyle içinde çok fazla bir heyecan vardı. Özellikle ameliyatı 2-3 gün kala böyle içim bir pırpır ediyor, bir korkuyorum. Karnımda ve midemde istemsiz bir ağrı vardı. Ameliyat günü geldi, çattı ve inanın samimiyetime bende heyecanın heysi bile yok. Yani hiçbir şekilde heyecanlanmadım, korkmadım. Hani bunda hastane personellerinin, anestezi doktorunun bile etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ben ameliyathaneye indiğimde hani oradaki anestezi doktoruyla, hemşirelerle falan gelin ev programını falan açıp izledik. Yani böyle kahkaha muhabbet gayet güzel geçmişti her şey. Bunun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bu sürece kadar hiçbir sıkıntı yok.
Ameliyatta arkadaşlar size yemin edebilirim ki ameliyattan sonra resmen hiçbir ağrı yaşamadım. Yani ne bir burun ağrısı ne bir baş ağrısı. Karım kafamın arkasında bir şişlik oldu. Bunun sebebini de hoca ameliyathane masası sert olduğu için ve ameliyatım benim 6 saat sürdü. Uzun bir süre ameliyat sedyesinde yattığım için hani kafada ödem olmuş olabilir dedi. Ben sadece bu kafamın arkasındaki ödem ağrısını çektim. Onun haricinde hiçbir ağrım yoktu. Ve benim ameliyattaki tek korkum da ameliyattan sonra burnum acıyacak mı? İşte başım ağrıyacak mı? Kaç günde geçecek? Bundan çok endişeleniyordum. İnanın hiçbir ağrı yaşamadım. Zaten videoları koydum, göreceksiniz. Ne bir morluğum oldu, işte ne bir göz kapanması. Yani şöyle söyleyeyim, beni yorabilecek, keşke olmasaydım diyebileceğim hiçbir ağrı yaşamadım. Bu zamana kadar yaptırmadığıma pişmanım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Doktorunuzun verdiği ilaçlar gerçekten çok önemli. Oğuz Hoca'nın bana verdiği ilaçlar bu süreci kolay atlatmamı sağladı belki de. Belki de morarmamın sebebi gerçekten verdiği morluk kremiydi. Onu çok düzenli bir şekilde sürdüm. Doktorumdan çok memnunum. Allah binlerce kez razı olsun kendisinden. İşinin ehli ve profesyonel olduğu gerçekten çok belli. Daha bir aylık ödem ve şişkinlikler var. Ödemden geçtikten sonra daha kibar bir görüntüye kavuşacak. Buna inanıyorum ama şu anki halinden de çok memnunum. Şöyle durayım size hatta. Doktorumu da açıklama kısmında bırakacağım linkini. İstediğiniz sorular olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Daha sonra belki bu burun estetiğiyle alakalı tekrardan bir video çekebilirim. En azından şöyle bir 3-4 ay sonra burnum tam anlamıyla oturduktan sonra. Benim burun ameliyatı sürecim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizleri aydınlatabilmişimdir. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Yorum kısmına eğer yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.